Değerli izleyenler, mutlu akşamlar. Orta Nokta'ya hoş geldiniz. Türkiye milli takımının Moldova'yı yendiği maçın ardından Ali Ece ile beraber karşınızdayız. Millilerimiz H grubundaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Çok iyi bir oyunla Moldova'yı bugün 4-0 mağlup ettiler. Hemen gol dekalarına bakalım. Sonrasında maçın özet görüntüleri de yine karşınızda olacak. Program içerisinde Hasan Ali Kaldırım da 24. dakikada gol perdesini açtı. Türkiye 26'da Cenk Tosun farkı 2'ye çıkarttı. İkinci yarıda 53. dakikada Burak Yılmaz kendisinin düşürülmesinden kazandığı penaltıyı yine kendisi kullandı ama golü bulamadı. Cenk Tosun hemen bu penaltının ardından gelen kornerde kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve durumu 3-0'a getirdi. Kapanış golü ise yine Kaan Ayhan'dan bir kafa golüyle geldi ve milli takım 4-0 kazandı Moldova karşısında. Ali Ece yüzün gülüyor. Kerem Gürel, unutmuşsun milli takımımızın gollerini saymayı. Atmaya atmaya bizim takım Lüşescu döneminde tabii böyle zorlandığı sayarken kim attı kim atamadı. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. 4-0 maç, hala baskı, önde pres, coşku ama mantıklı bir coşku. Taktiksel açıdan doğru yerleşim, doğru pres, gol atma işte. 90+3'teki o 3 dakikada +3'te 2 tane daha gol pozisyonuna girdik, netti. 2 maç ben bakıyorum toplam 6 gol, hiç gol yemedik, 6 puan. Şey diyenler var, 2002'de de öyle diyorlardı. Hiç Avrupa takımıyla oynamadık falan. Abi rakipler bunlar, ne yapacağız sizi ikna etmek için? Moldova gitsin, Moldova yerine Arjantin gelsin mi diyeceğiz? Avrupa şampiyonası elemeleri abi. Bu takımlar çıkıyor ve yani mesela şu Arnavutluk galibiyeti ne kadar küçümsendi yani. Çıldırdım cuma gecesi gerçekten ya. Ya da 2017 Kasım ayında biz o Arnavutluk'tan 3 yedik beyler, 3. Artı Cengiz Ünder de oynuyordu. Daha bu milli takımda Cengiz Ünder takımımızın bence en önemli yıldızı, sakatlığından dolayı yok. Önemli oyuncularımız hala yok. Emre Akbaba henüz sakatlığını tam atlatamadı. Lucescu'nun berbat dönemindeki o karanlık dönemde tünelin ucundaki ışık gibiydi Emre Akbaba'nın performansı İsveç maçında. Yani 11'de başlatması gerekiyor. Şimdi genel oyuna bakalım. Yani tabii ki keyifleneceğiz, mutlu olacağız. Sadece goller falan değil. Bir kere oyun çok keyifli bir önceki milli takıma göre. Arada bayağı bir kalite farkı var oyun kalitesi olarak. Bugün Mircea Lucescu yönetimindeki o ezbere şablon 4-5-1 oynatacak diye bu takım, Allah aşkına Mahmut'un Lucescu dönemindeki performansına bak. Bir de şimdi bak. Mahmut'u alıyordu Lucescu, defansın önüne ön stoper gibi çakıyordu. Sanki böyle kabiliyetsiz bir oyuncuymuş gibi. Şimdi Mahmut iki maçta iki kez önde kazandırdığı toplarla, kendi kaptığı toplarla gol atılmasını sağladı. Herkes kendi takımındaki kadar minimum iyi oynuyor milli takımda şu anda. Bir önceki dönem kimse bir şey oynamıyor. Hakan Çalhanoğlu günah keçisi ilan ediliyordu. İki maçtır akıyor maşallah. Niye? Çünkü bu ezbere bir 4-5-1 yok. Lucescu 4-5-1'e göre oyuncu önce 4-5-1'e karar veriyordu. Sonra iki bek çakılı, yani orta sahayı geçme der gibi. Kornerler bile paslaşarak kaleciye geri pas veriyordu. Madem kaleciye geri pas vereceğim, Mert'i oynataydın, o da yok. Artı oyun çok sıkıcıydı. Daraltıyordu insan. Milli duygularla maçı izlemeye çalışırken o duyguları bile önüne geçecek kadar umut vermeyen, insanın futbol iştahını söndüren, kaçırtan bir oyun vardı. Şimdi bugünkü oyun Arnavutluk maçındaki oyun. İki tane santrafor. Burak Yılmaz ve Cenk Tosun. Ancak ikisi de öyle sabit oynamıyor. Forvete evrilebiliyor ikisi de. Dün gece izlemişsindir Almanya'da o Hollanda'ya karşı alınan ağır yenilgi ve daha sonrasında 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalınan maçtan Löw bir ders çıkarmış. Dün de 2-0'dan 2-2 oldu ama 3. golü bulmayı başardı. Dün 3-5-2'ye yakın oynayan bir Almanya vardı hocam. Tabii onlar çok pahalı oyuncular artık, Sané'ydi, Nabri'ydi ama iki tane statik olmayan, kendi kulüplerinde daha çok kenar forvet oynayan iki oyuncudan ileri uç kurmuştu. Şenol Güneş Hoca da Cenk Tosun'u tamamen gezgin, serbest forvet olarak kullanırken, hani Abu Bakar'la Cenk beraber oynuyordu ya, Abu Bakar forma girdikten sonra Beşiktaş'ta. Hı hı. Örnek Porto maçı 3-0'dan 3-3 olan Vodafone Arena'da. Oradaki gibi format. Cenk serbest ama top bizdeyken çoğalacağız rakip ceza alanında. Bekler gelecek zaten, açık olacak ki öyle oynatıyor. Mehmet Zeki Çelik, geçen maç ilk yarıda Gökhan Gönül. Ve diğer kanatta formda bir Hasan Ali. Çok iyi bir Hasan Ali izliyoruz, onu da söyleyeyim. Kendisini iki kere tebrik ediyorum. Bugün gol de gerçekten çok akıllıydı. Şimdi oradan da başlarız. Mutlaka geleceğiz o gollere tek tek. Birazdan zaten görüntüler gelince üzerine konuşuruz. Şunu söylemem gerek ama. Çift santrafonun yanı sıra arkasında da iki tane ofansif orta sahayla oynuyoruz. Bunlar gerçekten bu sezon Milan'da
kim diyor Hakan kötü oynuyor diyor. Gayet iyi oynuyor. Ben 7 tane Milan maçı izledim. 7'sinde de çok iyiydi Hakan. 2 tane ofansif orta saha ile oynadık. 2 santraforun arkasında bir de 2 tane destek orta saha ile oynadık. Mahmut'la bu maçta Dorukhan. Geçen maçta Emre Belözoğlu. Defansif orta saha gibi çakılı oynamıyorlar stoperlerin önünde. İleride çoğalmaya dayalı, sürekli gol aramaya dayalı bir oyun tarzımız var. Arnavutluk deplasmanında tabii ki daha sağlamcı oynadık. O takım kısa süre önce bize 3 tane attı ve bizi yendi. Öyle oynamamız gerekiyordu. Moldova'ya karşı da ilk gol çok önemliydi. Görüntüler gelince daha güzel açacağız ama yani hakikaten orada Hasan Ali'nin topu güçlü ayağı olan solla düzeltip sağ ayağıyla beklenmedik bir şekilde yani beklemedik yani rakibin beklemediği şekilde oraya vurmuş. Bir kere hani derler ya sol bekin orada ne işi var? Tam tersi canım. İşte oralarda olması lazım. Dün Schulz Almanya'nın sol beki onun golüyle kazandı. Ne işi var Schulz'un orada? Lucescu'ya kalsa ne işi var orada? Eskimiş, köhnemiş kafa. Eskiden öyle miydi Lucescu? Tam tersi. İbrahim Üzülmez'e sağ ayağıyla gol attırıyordu çalıştırıp. Bu son Lucescu hiç çok kötü. 2002'dekinin, 2003'tekinin tam tersi. Ha, bu 2002'nin devamı gibi. Bir kere o ruh heyecan güzel. Yenilenen bir milli takım. Merih gittiği zaman İtalya Serie A'ya vay efendim işte bu kadar iyi mi? Kaç maç oynadı ki bizim lig ölçü olur mu? Kardeş tamam ben kabul ediyorum. Her şeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Ama savunmacılığı, savunma sanatını İtalyan futbolundan daha iyi bilemezsiniz be. Bunu kabullenin yani artık ben bunu kabullenmiş durumdayım. Mesela öyle Maldini falan değil. Svierkovot değil, efsane savunmacılar değil. Mesela Giuliano vardı Juventus'ta, yedekti milli takımda. Bazen onun Giuliano gelip dese ki Ali Ece o savunmacı o kadar iyi değil bence dese abi sen bilirsin ben sana karışmam derim. Ben senin görüşünü kabul ederim. Çünkü sen İtalyansın. Savunmadan daha iyi anlarsın benden. Çünkü mabedisin sen savunmacılık. Merih'i neden aldılar? İşte bu yüzden aldılar. Moldova gibi acayip kapanan takıma karşı da Arnavutluk gibi önde zaman zaman pres deneyen takıma karşı da hep belli standart var. Ki daha bak işte Ozan Kabak. Ozan Kabak neden 11'de başlamıyor sorusu. Sakatlığı var. %100 fit değil. Milli maçlarda bu böyle. Dün de Marco Reus Almanya'da 3-4 dakika kala girdi oyuna. Asisti de yaptı. Galibiyeti getirdi o ayrı. Ben de diyordum. Çünkü ben İngiliz spikerden dinliyordum. Herifler geyik yapıyor. Reus oyuna girerken bilmem ne varmış arkadaşı falan onu anlatıyordu. Halbuki Alman spiker söylemiş yani Dortmund'daki sakatlığından dolayı risk edilmemişti. Şimdi bizde de yani bugün milli takımda işte Ozan Kabak'ın doğum günü kutlanırken ki fotoğraf orada bir geleceğe doğru da bir yandan yani sadece günü kurtaracak bir 11 değil bu. Gelecek için de belli bir plan yapılıyor ama hızlı şekilde yapılmıyor. Çünkü 11 genci birden aynı anda oynatınca bu işi Ajax bile yapamadı. Yanında hep 2 tecrübeli, 3 tecrübeli dikkat et bu sezonun Ajax'ına. İyi transfer Tadic Southampton'dan. İyi para da verdiler. Aynen Ajax standartlarında iyi para verdiler. Daha öncesinde o Şampiyon Ligi finali oynayan takımda falan da yani sonuçta işte Blind'in babası vardı. Çok tecrübeli bir oyuncuydu. Litmanen Finlandiya'dan gelmişti. Bu iş böyledir. Milli takımda ekstradan böyledir. İşte Burak Yılmaz, Cenk Tosun uyumu. Hakan Çalhanoğlu'nun onlarla uyumu. Hiç kimse bir kere böyle statik oynamıyor. Yani iki merkez destek orta saha Dorukhan Mahmut. İki maçtır Mahmut ön tarafta top kapıp gol katkısı yapıyor. Golün oluşmasını sağlayan oyunculara da başrolde oluyor. Aynı şekilde Dorukhan zaten Beşiktaş'ta da şunu o şekilde oynatıyor. Tam bir çift yönlü orta saha gibi oynuyor. Hakan Çalhanoğlu'nu sol çizgiye koyup sürekli sol bekin kademesine getirmek manyakçaydı. Bak manyakçaydı Lucescu'nun yaptı. Bir oyuncu bu kadar yetenekli bir oyuncu ortada bu kadar boş alan bulunca bu kadar iş üretken olan bir oyuncu çizgiye hapsetmek kafadan manyakça. Mesela Fatih Terim öyle yapmıyordu. Fatih Terim Hakan'a maç içinde daha bir özgürlük veriyordu. Serbest solda başlıyordu yani. Ama hani çok baskı yiyince biz geliyordu sol bekin kademesine. Daha serbest oynatıyordu. Lucescu bayağı kızıyordu ya. Sen niye bıraktın yerini? Ulan adam Hakan Çalhanoğlu. Ali Deniz'i de atlamayalım bugün. Tabii şimdi oraya geleceğim. İki ofansif orta saha, diğeri Deniz Türüç. Ne kadar iyi bir performans. Yani oraya Talip ayrıca orada oynayabilecek İsveç maçındaki performansıyla Emre Akbaba, Deniz Türüç opsiyonlarımız da var. Zengin opsiyonlarımız var. Önemli olan hepsinin verimli oynayabileceği bu oyun felsefesini bu kadar kısa sürede sahaya yansıtan Şenol Güneş'in metodu. Yani gerçekten hani yabancı sınırıydı abi. Kalktı da haberimiz mi yok? Ha, değişti mi? Ne alakası var? Aynı oyuncular. Çağırmıyordun, oynatmıyordun. Düzgün yerde verimli olabilecek şekilde oynatmıyordun abi sen yani. Oynatmıyordun yani. Hakan Baltay'ı falan soruyordun ya. Futbolu bırakmış adamcağız. Milli takıma da büyük hizmetlerde bulunmuş. Ya bir kere onu düşüneceksin yani. Bu Hakan
yok artık. Başka bakacaksın oraya bir Ozan Kabak, Merih. Özellikle Merih hani Sporting'e gitmiş. Portekizlilerin bir bildiği var abi. Bak bakalım ne kadar çok 22 yaş altı oyuncudan ne kadar çok bonservis bedeli kazanmış Portekiz takımları. Özellikle Sporting Benfica ikilisi son yıllarda. Bir bak bildiği bir şeyler var adamın. Yapma yani. Tebrik ediyorum ben gerçekten teknik heyeti oyuncularımızı Eskişehir tribünlerine. Çok iyiydi. Muazzam. Her şey vardı. Futbol kültürü olan şehirlerde oynanınca milli maçlar daha güzel oluyor. İstanbul'a da yine bir süre oynatılmasın. Çünkü hazır değiliz sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla. Yani çünkü hala abi onun doğum gününü kutladın bunu niye kutlamadın? Ya milli takımda pasta kesmişler ya. Allah Allah. O çok hoşuma gitti. Bu kadar genç yaşta, bu kadar kısa sürede, bu kadar başarılı olup Ozan'ın milli takıma çağrılması çok hoşuma gitti. Ne yapayım ya? Allah Allah. Yani abi Fenerbahçe, Beşiktaş ben öyle bakmıyorum ki milli takım abi hepsinin üstünde benim için ya. Ha yalnız Beşiktaş demişken yani şu Beşiktaş yönetiminde Lucescu fikrini halen yönetime dikte etmeye çalışanlar, kamuoyunu Lucescu fikrini ısındırmaya çalışanlar. Bak Lucescu'dan sonraki Şenol Güneş'in milli takım aradaki fark var ya onun başına eksi getir Şenol Güneş'ten sonra Lucescu Beşiktaş'a öyle bir şey olur. Lucescu zamanının en büyük hocalarından, tarihin de en iyi 50 hocasından biri olarak seçti Fransız futbol. Aynen katılıyorum. Ama son 1,5-2 yıllık performansı yani Zenit'ten beri. Yerlerde. Böyle üst düzey falan filan teknik adamlık yapacak üst düzey takımlarda bir performansa sahip değil. Tecrübeye sahip, performansa sahip. İkisi farklı şeyler. Bu arada Şenol Hoca da görüyoruz kafası rahat olunca sadece oyuna ve sahada oynatılacak oyuna konsantre olduğu zaman milli takımda bunun için en müsait yer ben sana söyleyeyim yani. Yine gördüğümüz gibi bu kadar iyi oyun oynatabiliyor. İlker yönetmenimizden şeyi rica edeceğim. Yok daha gelmemiş birazdan gelecek ama. Başlangıçlar mı? Başlangıçlara bir rica edeceğim. Niko'dan da bugün rica ettik onu. Başlamasaydık aslında. Yani Euro 2016 ve 2018 başlangıçlarımız bu şekildeydi grup elemelerini. İzlanda'ya kaybettik. 2016'da pardon. Türkiye evimizde de Çekya'ya kaybettik. 2018 Dünya Kupası eleme grubunda ise ilk iki maçımızda Hırvatistan ve Ukrayna ile berabere kaldık. Şimdi bu İzlanda şey maçı mı? Hasan Şaş'ın 3 kere gelseler o maç mı? Evet. O zaman da yine beraberdik hatırlarsın. Beraberdik. Söyledik Hasan'a yapma Sigurdsson falan. Şimdi bunu neden aldık? Tabii bazı eleştiriler de şu anlamda oldu. İşte bu takımlarla bugün oynadığımız takımlar bir değil ama buradaki hikaye zaten oynadığımız takımların bir olup olmaması değil. Önemli olan bu milli takımdaki enerjiyi ve bu enerjinin abi oyun, de tribüne ve insanlara gücü, yayılması. Bir de aynı zamanda ya oyunu geçiyorum Ali Ece. Yani şöyle bir şey vardı. İnsanlar milli takım maçı izlemiyordu. Evet. Ve milli takımdan haz etmiyordu bir ara. Hemen örnek veriyoruz. Şu anda bizi çeken arkadaşlar ve rejideki arkadaşlar İlker abi hariç maç başladığı zaman hiç kimse yoktu. Halbuki aynı kişiler kendi tuttuğu ligdeki takımlar, Beşiktaş'ı tutan, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'u ve Göztepe'yi tutan var. Beşi de benimle koltuk ve yer kapma savaşına girer. Ben orada deneyeceğim, burada yani deneyeceğim. Yani şunu demek istiyorum. 2-0 olunca geldiler. Hepsinde böyle bir wow falan filan. Maç bitti dediler ki bana. Abi İzlanda'yla keşke hemen oynasak. Yani keşke buraya yemeği söyleyeydiniz. Asıl futbol ziyafetini kaçırdınız. Çünkü Moldova'ya karşı oynarken en zevkli kısım o ilk golü atma faslı, o süreç. Orada bir takımın oyun gücünü, motivasyon gücünü, mental gücünü görüyorsun. Çünkü Moldova'ya karşı atamadıkça o top geri geliyor, geri geliyor. Adamlar biliyorsun sana zamanında böyle taçtan gol atmış. İyi bir mini takımıza karşı. 2008'de son dörde kalacak mini takımımız elemelerde gol yemişti Moldova'dan. Duran toptan falan. O tip hataları yapmayan, %100 konsantre oynamak gereken. Şimdi bu rakipler eleştirisine gelirsek özür dilerim ya. Ya sonuçta hani bunları da kazanmadan gruptan çıkamıyorsunuz. Yani. Torbalar var. Torbalar var. Yani torbalar var ya. Gelmiyor işte. Dördüncü, beşinci torbadan şeyler gelmiyor. Fransa, İngiltere, Almanya böyle bir grup mu istiyorsun? Sonra asıl gücümüzü Fransa karşısında göreceğiz. Ne demek ya? Haksızlık olmuyor mu çocuklara biraz? Bu çocuklara. Ya adamlar yeni Dünya Kupası kazandı ya. Ya Hırvatistan güçsüz mü abi? Final hemen bitti mesela başlar başlamaz öyle değil mi? Bitti yani final. Kötü mü abi? Modric falan yılın futbolcusu seçildi. Yapma. Yapma. Bak ben haklı ya da haksız çıkmak istemiyorum. Umurumda bile değil. Ben mutlu olmak istiyorum. Çünkü ben 2002'de çok mutluydum. Ben 2008'de çok mutluydum. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda mutluluktan neler yaptım. Daha mesleğe başlamamıştım. Daha serbest sevinebiliyordum.
Yakın arkadaşlarım anlatsa kimse benimle maç izlemez. Ben mutlu olmak istiyorum. Şu milli takım beni mutlu ediyor. Şu Ozan Kabak'ı milli takımda görmek, Merih'i milli takımda görmek. Bakar mısın nasıl stoperler? Kaan Ayhan gayet iyi oynuyor abi Düsseldorf'ta. Düsseldorf'ta oynuyor abi. Düsseldorf kümede kalmayı başarıyorsa bir şekilde. O Düsseldorf Schalke'ye fark atıyorsa demek ki bizim çocuk da iyi oynuyor yani. Serbest vuruştan falan da gol atıyor yani. Yani bir de ekstra gol atıyor. Bundesliga'da da 3 tane ya da 4 tane golü var bu şekilde duran toplarda. Var. Kardeşim Düsseldorf kümede kalıyorsa zaten o Düsseldorf oyuncuların hepsi sözleşme yenilerler. Yani bir şehir bu kadar başarılı olup takımı bu kadar başarısız başka çok az vardır dünyada yani. Düsseldorf gibisi. Abi bak başka yine hiç bahsetmedik bile. Premier Lig'de oynayan stoperimiz var bizim ya. Çağlar var. Evet. Abi biz yıllarca Alpay Bülent ikilisi sakatlanmasın diye yapmadığımız totem kalmadı. Nazar boncukları aldık, şey yaptık da yaptık, uğraştık. Diğer yerlerine oynayan arkadaşlar da abilerimiz, kardeşlerimiz elinden geleni yaptılar. Ama bu kadar umut vaat eden, bu kadar gelişmeye açık bir tanesi Premier Lig'de oynuyor Çağlar. Öbürü Bundesliga'da, iki tanesi Bundesliga'da oynuyor Kaan'la Ozan. Öbürü Serie A'da oynuyor. Ben Serie A'da ilk kez Türk savunmacı görüyorum. Sen gördün mü? Yok, daha görmedim. Abi yani savunmanın mabedine yani, İtalyan olmayan işte dedi, çok zor olurlar. Ümit Davala gitmişti. Sağ bek savunmacı sayarsan. Ya ne savunmacı canım? Ofansif bek oynuyordu. Bek oyuncu işte bunu geç. Bana bir stoperden gel. O dönem ya. Genelde üçlü oynanıyordu. Bir Milan işte dörtlü oynuyordu. Evet. O da Gattuso olduğu için üçüncü stopere gerek kalmıyordu hocam. rakamlarla bakıyorum şu anda. 15 şutumuz var. Bu arada... Penaltı kaçtı ya. Penaltı kaçtı. Moldova'nın da ilk yani önemli pozisyonu 65. dakikada geldi. Beraber baktık seninle. Yani 15 şut, 9'u isabetli. 439 başarılı pas. Önemli istatistikler bunlar. Yani hani hep istatistik üzerinden konuşmayalım diyoruz ama... Bunları da anlatmak lazım. Konuşalım. 18 en önemli istatistik 18 şu. Orta ceza sahası içerisine gerçekten yüksek rakamlar. Yabancı sınırı. Yani bu kadar gitmeyi özlemiş milli takım. Önemli istatistik mevcut. Yabancı sınırı sayesinde bu takım ortaya çıkmıştır. Mehmet Zeki Çelik eğer Türkiye'de yabancı sınırı eskisi gibi olsa garip garip formüller 8 artı x eksi y artı 2 bölü 5 falan olsa Mehmet Zeki Çelik kapışılacaktı. Bir kere o kafadan transfer süreci Mehmet Topuz örneğinde gördüğümüz gibi o oyuncuyu daha gelmeden zaten enerjisini boşaltan mental açıdan oyuncunun gelişiminin önüne büyük engel oluyor. O transfer savaşı. Tarık Çamdal da aynı şekilde. Tamam yani Mehmet Topuz iyi oyuncu mesela Tarık Çamdal'a göre. Tarık Çamdal ne kadar iyi oyuncu. Bu kadar da kötü oyuncu değildi abi. En azından futbolcuydu. Yani Galatasaray'dayken futbolcu değildi adam yani. Anlatabiliyor muyum? O kural üzerinden kendi bonservisini falan aldı. Bu tuzağa düşmeyelim arkadaşlar. Bu tuzağa düşmeyelim. Ya bu mevcut kural güzel işte abi. Oynat Altınordu gibi oynat. Vallahi bak ben bir takımın başkanı olsam. Hele öyle PTT birinci lig ya da bir alt ligde. Vallahi o modele giderim ben. Altınordu modeline giderim. Çünkü param yok. Ama paramız zaten yok genel olarak. Şimdi bir daha aynı Mehmet Topuz kadar iyi bir oyuncu bile. Bak milli takım oyuncusuydu o transfer savaşından önce. Kulüp başkanları çıktı. Koskoca adamlar televizyonlarda neler yaşandı. Kimler kimlere neler söyledi. Evet, hepsini değdi mi? Olan Mehmet Topuz. Tamam para kazandı Mehmet Topuz ama ben mesela üzülüyorum. Çünkü çok iyi oyuncuydu. Çok şey vaat ediyordu bana. Sağ bek oynayabiliyordu. Sağ ön ofansif orta saha. Milli takımda önemli oyunculardan bir tanesi olmuş. Bak şimdi Mehmet Zeki Çelik Lille'de nasıl gelişiyor. Her hafta izliyorum neredeyse. Her maçını kaçırsam da sonradan. Yani önündeki oyuncu da mesela Nicolas Pepe. Bazen 10 numarada oynuyor ama ikisi beraber sağ bek oynayınca ne kadar uyumlu. Bak bugünkü oyuna da mesela adapte oldu. Hiç sıkıntı yaşamadı Mehmet Zeki Çelik. Bugün pozisyonda Cenk mesela biraz o golcülük içgüdüsünden kopsaydı o da önemli pozisyon olacak. Cenk'i de anlayabiliyorum, empati kurabiliyorum. Golcü golle besleniyor abi. Everton'ın hocası da çok yoksaydı ya Silva Efendi. Aynen. Gördük ne oldu bir Liverpool'la berabere kaldın 5-0 yenmiş gibi sevindin. Bu kadar küçültemezsin Everton'ı. Küçük düşündüğü için öyle oldu. Hadi hem, araya gireyim. Hem Cenk'i kes hem Richarlison'u kes. Ne biçim o? Yani Everton teknik direktörü. Sam Allardyce kalsaydı aynı şey. Özet geldi onu girelim. Hah girelim. Özeti izleyelim sonrasında onun üzerinden konuşalım. Euro 2020 elemelerinde H grubunda ikinci maçımıza çıkıyoruz. Elemelerdeki ilk iç saha maçımızı Eskişehir ev sahipliği yapıyor. Tribünler oldukça coşkulu. Milli takımımızın rakibi Moldova. İlk düdük karşılaşmaya konuk Moldova başladı. Maçın hakemi Ukrayna'dan Serhii Bolko. Moldova takımı atak şekillendirmeye çalışıyor. Baskı orada Hasan Ali ve Dorukhan topu kazandılar. Tek top Hasan Ali. Solunda Cenk Tosun onunla oynadı.
Cenk Tosun içeri doğru kat etti, ortayı yaptı. Savunmanın müdahalesi var. Hakan Çalhanoğlu çevirdi. Hasan Ali sol ayak kontrol, sağ ayak gol vuruşu. Milli takımımız 1-0 önde. Dakika 24, gol Hasan Ali kaldırım. Milli takımımız Moldova önünde. Son dönemlerin formda ismi Hasan Ali kaldırımla 1-0 öne geçiyor. İşte Hakan Çalhanoğlu asisti böyle yaptı. Sağ ayağıyla gol vuruşu Hasan Ali kaldırımın. Bu golden 2 dakika sonrası Hakan Çalhanoğlu yine hata sürükleyen isim. Dripping halinde pasını verdi. Bu kez Burak Yılmaz içeri çevirdi. Tek vuruş mükemmel. Cenk Tosun. Fark 2'ye çıkıyor. Burak Yılmaz, Cenk Tosun organizasyonu. Arnavutluk karşısında da etkiliydi bu ikili. Moldova önünde de yine pas alışverişi devamında Cenk Tosun'un kaliteli bitirici vuruşu. Farkı 2'ye çıkarttı milliler. Uzun top Merih Demiral'den. Ceza alanı içi Cenk Tosun vuruyor. Kaleci çıkarttı Alexey Kosalev. İşte Cenk Tosun kontrol ve vuruşu klas ama Kosalev dikkatli. Milli takımımız 3. golü arıyor. Burak Yılmaz bu pozisyonda yerde kaldı Burak. Serhii Bolko devam diyor. Orta alanda baskı Mahmut Tekdemir. Topu millilere getirdi. Hakan Çalhanoğlu sola bıraktı. Cenk Tosun bir kez daha Hakan Çalhanoğlu. İlginç bir an. Bu ataktan sonuç alamıyor milli takımımız. Hakan Çalhanoğlu top direkten geri geliyor. İlk yarı biterken yine gol arıyoruz. Bomboş pozisyon ama Merih Demiral bu şansı değerlendiremedi. Çoselev ardından tehlikeyi uzaklaştırıyor. Moldova takımı. Hasan Ali kaldırım. Bir ortada Hasan Ali kaldırımdan. Kafa vuruşu yine Kosalev. Cenk Tosun bu kez. Üst üste pozisyonlardan sonuç alamadık. Alexey Kosalev kurtarışlarıyla dikkat çekiyor Eskişehir'de. İkinci yarıdayız. Burak Yılmaz ceza alanı içerisinde yerde kaldı. Ukraynalı hakem Serhii Bolko penaltı noktasını gösteriyor. Burak Yılmaz. Rozgonyuk mücadelesi, karar penaltı, Burak topun başında ama geçemedi Alexey Kosalev'i. Müthiş bir maç çıkartıyor Moldova file bekçisi. Korneri kullandı Deniz Türüç, kafa vuruşu, fark 3'e çıkıyor. Cenk Tosun, Deniz Türüç'ten muazzam bir korner. Kavisli ve sert indi top. Cenk Tosun da farkı 3'e çıkarttı. Dördüncü gol çabaları var. Bu pozisyonda topu ağlara gönderiyor. Deniz Türüç ama ağlara giden top golleri kazanmadı. Karar offside. İşte Zeki'den pas. Burada önde yakalanıyor Deniz Türüç. Deniz Türüç bu kez korneri kullandı. Top yine kendisine geldi. Milli takımımızın baskısı devam ediyor. Bir orta daha Deniz Türüç'ten. Kaan Ayhan ve 4-0. Savunmadan gelen Kaan farkı 4'e çıkartıyor. Deniz'in ikinci asisti maçta. Yine adrese teslim. Yine müthiş bir servis Deniz Türüç'ten. 4-0 oldu. Pas Mahmut Tekdemir'den. Topla buluştu. Karşı karşıya pozisyon. Sonuç alamıyor. Yusuf Yazıcı ilk anda kaleciden seken topu da Cenk Tosun dışarı vuruyor. Yine Yusuf kontrol etti. Yusuf Yazıcı pasını verdi. Burak Yılmaz çaprazdan şansını denedi. Out'a çıktı top. Milli takımımızın oyun iştahı, girdiği pozisyonlar gerçekten gelecek için de ışık veriyor. Mert Günok topu kontrol etti. Son düdük. Milli takımımız Moldova'yı Eskişehir'de 4-0 mağlup ediyor. Evet, 4-0'lık ver ama önemli, ilk golü ver ya. Önemli galibiyeti. Hasan Ali'nin golü verdi de biraz analiz edelim ya. Hasan Ali'nin golünü alalım. Evet. İşte gol. Hasan Ali'nin golü. Baskı. Abiciğim o baskı çok önemli orada. Onu Mahmut Dorukhan tam işte destek orta saha tarzı oynuyorlar. Çakıl önüne bir öde. İşte Hasan Ali bir kere pozisyonun içinde. Cenk de Verkaç'a giriyor. İlk baskıda da var. Şimdi Hakan Çalhanoğlu bilerek ya da ya çok güzel asist. Çaktırmayın bilerek diyelim.
İçeri çevirmek istiyor sonuçta. Yani. Yaz öyle Hasan Ali sağ ile bilerek vuruyor. Çocuğun hakkını evet. verelim. Kötü oynadı zaman Hasan Ali'ye. Sezon başı Hasan Ali çok kötü oynuyorsun dedik. Falan filan. Esprisini yaptık. Kırmamaya çalıştık. Kırdıysak affetmese de olur. Bizim işimiz bu. İşimiz nankörlük bir iş. Ama bu çok güzel sol ayağıyla kontrol, sağ ile boşluğa. Sevgili Hünkar Mutlu da Hollanda Ligi'nin en çok gol yiyen kalecisi diye diye adama 150 tane kurtarış yaptırdı. Hünkar çok sevdiğimiz bir meslektaşımız ikimizin de. Şu pozisyonda gerçekten çok önemli bir dakikada geldi. Yani şöyle 35-40'a kadar 0-0 gitse daha bu kadar keyifli maçı yaşayamayabilirdik. Hakikaten çok önemli. Şeyler de çok önemli. Yani milli takımımız aslında bir şey söyleyeceğim. Yani 2016'da da iyi bir takımdı ama şu anda daha bir iç çekişmeler çok zarar verdi. Burada gerçekten şu temiz sayfa açıldı ve bu sayfa tertemiz kalsın istiyoruz hepimiz. Bütün oyunculardan eskisi yenisi. Bunu yapmaları attıkları goller kadar değerli olacaktır diyoruz ve demliyoruz. En son çünkü ben 2016'ya giderken elemelerde Hollanda maçı vardı ya. Şimdi İzlanda'yı da hani Selçuk'un golü falan çok şahane onunla gittik de ama Hollanda maçı oyun çok iyiydi. Çok keyif veriyordu. Ben hatta düğünde şahittim. Bayağı direkten döndük. Ben hatta düğünde şahittim. Dedim ki maç yazısı yazdığımdan değil ya. Abi kalkamıyorum başından yani Hollanda'ya karşı şahane oynuyoruz falan filan diye. Tamam Moldova bir Hollanda değil ama yani biz bu bir önceki Arnavutluğu yenemiyorduk. Moldova gibi takıma karşı zorlanıyorduk abi. Bir kere uyuz uyuz oynuyorduk ya. Aynı oyuncularla o kadar düşük tempolu, o kadar sıkıcı bir oyun falan. Vallahi ağlamaklı oluyorum düşündükçe o dönemi deyip geçelim. Golün dakikası da iyiydi. İkinci golün dakikası önemli. Daha da iyiydi. Tabii o süper. Yani Moldova'ya biri attın, ikiyi sıkıştırdın mı maç bitti zaten. Orada maçı skor olarak bitirdik. Ama maçı skor olarak erkenden bitirmemize rağmen milli takımımız oyuncuları ve teknik heyetinin bu güzel oyunu bitirmemesi, maçın 90 dakikasına yayması asıl takdire şahin olan diyoruz ve ikinci golümüz gelsin lütfen sevgili İlker abimiz. Şenol Güneş'e bir gidelim olsun. Gelin. Tabii evet. Daha güzel. Şenol Güneş'e gidelim sonra daha gelin. Ferrari arabasıyla karşılaştırdı ve Moldova'da bir eski bir arabayla karşılaştırdı. Siz Türkiye'ye ne olarak karşılaştırabilirsiniz o konuda? Biz iyi bir futbol takımıyız. Hiç arabaya benzer halimiz yok. Yani öyle bir mecaz. Albanya. Sравнение. Да. Вот в чём мы, может быть, лучше были албанцев, хотя судя по счёту 4-0, наверное, не будет ответа. Birkaç gün önce Arnavutluk'la oynadınız. Tabii ki de şu an iki farkla oynadınız orada. Şimdi Moldova ile 4-0 yendiniz. Oradaki bir farkı, pozisyon farkı nedir? Yani bu kadar gol atmanızın bir karşılaştırma. Anladım. Ya tabii iki rakibe bakarsak kağıt üzerinde zaten biz üstün olduğumuzu görüyorduk. Ama bunun sahada görünmesi önemliydi. İki maçta iyi başlangıç yapmak istiyorduk. Tabii onun da bir gerginliği vardı kendi üzerimizde. Sonuç olarak iki maçı kazandık. İki maçta da oyun gücümüz sahaya yansıdı. Dolayısıyla hak ettiğimiz iki sonucu aldık. Moldova-Fransa maçında da yine aynı oyun yapısıyla oynamaya çalıştı. Takım savunmasını iyi yapıp kontrataya çıkmak istiyor. Zaman zaman geriden oyun kurar, ısrarla oyun kurarak çıkmaya çalışıyor. Biz bunu çözdük zaman zaman, iyi yaptık. Bir ara eksik olduğu tarafta da yine çıktılar. Fransa'ya karşı da aynı şeyi yaptılar. Dolayısıyla Moldova takımının doğru düşüncelerini uygulamada hataya çeviren bizim takım oldu. Arnavutluk maçında farklı bir oyun oynamak durumundaydık. Burada biraz daha hücumda zengin olmak durumundaydık. Düşündüğümüz gibi oldu. Orada biraz savunma yönümüzü görmüş olduk. Burada hücum yönümüzü görmeye çalıştık. İlk yarıda başlangıçta bocaladık, yavaş oynadık. Daha sonra da hem goller bulduk hem pozisyonlar bulduk. Oyun üstünlüğü skora yansıdı. Если сравнить две команды, то мы играли очень непростую игру с ними. И я знаю, мы хотели, чтобы начать хорошо, в первую очередь. И в поле мы это... Узун конуштум, кстати. Да. Кстати, конуштум, Анна. Ну, если говорить о Молдове... А Молдовии, ну, они хотели вот играть дефенсивно и атака, но мы играли атаками, и мы хотели, чтобы мы выиграли, и мы знали это. И я вот.
общее. Еще один вопрос. Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон сравнивал сборную Франции с Феррари, сборную Молдовы с командой Жигули. Ну, старая машина. Кто тогда вы, сборная Турции? С какой машиной можно вас сравнить? Сборная Турции. Да. Az önceki konferansımızda Spridon teknik direktörü Fransa'yı bir Ferrari arabasıyla karşılaştırdı ve Moldova'da bir eski bir arabayla karşılaştırdı. Siz Türkiye'ye ne olarak karşılaştırabilirsiniz o konuda? Biz iyi bir futbol takımıyız. Hiç arabaya benzer halimiz yok. Yani öyle bir mecaz. Aynen öyle söylüyorsun. Eski olsun. Madem o da eski, arabayla ne işimiz var bizim? Sahada oynuyoruz, sahada. Benzetmiyoruz arabaya. Ну мы не сравниваем с какие-то вот машинами, но мы играем на поле, и мы футбольная команда. И это все, что я могу сказать. Есть вопросы? Evet, sorularınızı alabiliriz Çağdaş Bey. Ön tarafta beyefendi. Hocam sizde önceki süreçte iki yıl boyunca milli takım genelde saha dışı şeylerle gündeme gelmişti. Bu da bizim gözlemimize göre biraz milli takımın sempatisini azaltmıştı. Ama bu bir haftalık süreçte oynanan iki maç ve yine gözlemlerimize göre artık Türk halkının daha çok sahiplendiği bir milli takım var. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bu süreçte herhangi farklı bir şey yaptınız mı? Ya biz bir şey yapmıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Herkesin de birlikte olduğu, işini iyi yaptığı bir döneme geçmek istiyoruz. Baktığınız zaman hayal etmek, hikaye yazmak, birlikte olmak, birlikte çalışmak, umutlu olmak, mutlu olmak. Bunlar hepimizin hakkı. Bütün Türk milletinin hakkı. Ortak değerde sanat ve spor önemli değerlerdir. Futbolda da buna öncülük yapmak istiyoruz. Bunlarla insanlar uyutmak değil, bir araya gelmesini sağlayabiliyoruz. İşte sağladığımızı görüyoruz. Medyasıyla, taraftarıyla, yöneticisi, oyuncusuyla birlikte olabiliyoruz. Ha bunun sağlıksız olan taraflarını da hep beraber düzelteceğiz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Burada birilerinin gayreti olacaktır. Başlangıçta zorlukta olacaktı. Bunları aşarken medyanın özellikle üst kademede insanlarına, sizde de dahil ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü başlangıçta birlikte olduk, konuştuk. Bu hikayeyi, hayali birlikte yazmayı düşündük. Ama bu bir başlangıç. Bu iki maçı aldığımız sağ sonuçlarıyla her şeyi yakaladık dersek yanılgı ararız. Farklı iki maç oynadık. Farklı iki maç oynayacağız. Ama başlangıç olarak bir araya gelmek, konuşabilmek, birbirine ki intikam, kin, nefret tohumlara bakmak yerine daha sevgi, saygı içerisinde konuşabileceğimiz bir ortamı sağlamak istiyoruz. Adım attığımızı düşün. Onun için sonuçlara ihtiyacımız var. Ben bu maçın da çekiniyordum. Arnavutluk'tan çekiniyordum. Ben biliyorum ki kötü bir sonuçta yine aynı duygularla kavgaya devam ediyor. Bu kavgalar bize bir şey sağlamıyor. Daha önce sağ dışına geldiğini siz söylediniz. O zaman getirmeyelim. Getiren kim? Havadan gelmiyor bunu. Bizim insan, bu ülke bizim ülkemiz. İnsanlar bizim insanımız. Tabii tartışacağız. Beni beğenen beğenmiyor. Oyuncuyu beğenen beğenmiyor. İşte bugün de Dorukhan'ı attı mesela. Burak kaçırdı. Ha, o da haklı çıktı gibi. Konuşulur bunlar. Bunlar konuşulur. İşin magazin tarafı, ciddi taraf konuşacaktır ama bu bir ötekileştirme, yok etme olmamalı. Ortak değerde birleşmemiz lazım. Böyle bir de ortamımız var. İnşallah onu sağlarız. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey, bize bir görev verdiler. O sorumluluğu taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız o şey, büyük işler yapmıyoruz aslında. Turgay Bey. Hocam öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız maça gelmediği zamanlarda sizi arıyor, ya takımı arıyor. Bugün de bizzat gelerek destek verdi. Acaba bu akşam için paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Birinci sorun bu. İkincisi de bu sizin için bir sefer görev emriydi. Bu iki maçtan bahsediyorum. Şimdi önünüzde bir Şenol Güneş dönemi var. Bunun planlamasında hedefleriniz nedir? Kadroda genel olarak yaşa mı, performansa mı, yani bundan önceki ön yargıları kıracak mısınız, yoksa kendi oyun sisteminize uygun olan kim olursa olsun alarak mı devam edeceksiniz? İzlanda ve Fransa maçlarından başlayarak soruyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili, Cumhurbaşkanı da bizim insanımız, işçimiz, memurumuz, siz de, biz de, bayan, erkeği. Bunu Dünya Kupası'nda çok iyi gördüğüm için biliyorum ama sonuçlar olduğu zaman bir araya gelmek yerine iyi sonuçlar alabilmek için bir araya gelmemiz gerekiyor.
Aslında anlatamadığınız şeylerden bir tanesi o. Yani bunu tek başına ne ben yaparım ne siz yapabilirsiniz. Ülkenin eğer bir değişim uğraması gerekirse her alanda herkes yapacaktır. Ama tartışarak yapacaktır. Kavga ederek ülkeyi böleriz her alanda. Zaten bunun için gayretler oluyordur mutlaka. Onlara girmek istemiyorum. Cumhurbaşkanı eski bir futbolcu. Benim dönemimde benden bir yaş küçük. Ama futbolu seven değerli bir devlet büyüğümüz. Bizim de samimi olarak tebrik için geldi. Daha önce de aradığı zaman ben kimseye söylemedim. Bu tip söylemleri de doğru bulmuyorum. Çünkü bize bir görev verdiler. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. O bölümü. Diğer bölümde de Şenol Güneş dönemi değil. Bizim dönemimiz. Birlikte dönem. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün ben yoksam yarın biri gelecek. Çünkü zaten bizim taşıma şansımız da yok uzun süreli. Oyuncu da öyle. Yani çok güzel örnekleriniz var. Lütfen oralara biraz girelim. Emre Belezoğlu 19-20 yaşında ben milli takımı aldığım zaman ilk Dünya Kupası öncesi. Bugün takımın en eskisi yaşı da oldukça geldi. Şimdi Ozan Kabak geldi. Bugün doğum günü kadroda yoktu. Bunun acısını ben biliyorum. Hem güzel bir günü, mutlu günü yaşarken en acısı anneler gibi. Çocuğu doğururken en acılı günde en mutlu anını yaşıyor gibidir bu. Kolay bir şey değil. O kararı verirken kolay değil. Şimdi onun için acıları da sevinçleri de birlikte yaşayalım. Burada konuşacağımız konular bunlar olmalı. Çok konuşacak konumuz var ama bir ötekileştirme, sen, ben, böyle bir kültür erozyonu var bizde. Onu yıkabilirsek futbola çok büyük katkı yaparız. Ama futbolu da böyle bu anlamda kullanırsak halkımıza da birbirimize katkımız olur. Çünkü ekonomik olarak veyahut da başka sağlık olarak sıkıntılarımız olacaktır. Hep vardır. Ama bu düşüncelerle buna destek verebiliriz. Benim beklentim o. Ben de bu konuda herkesin ayağına giderim. Yeter ki bu iyi niyeti göreyim. İyi niyet, samimiyet, temiz kalple yapacağımız işte Allah yardım eder. Bu iki maçtaki sadece bize onu verdi. Ama biz de gayret ettik. Bize kimse bunu verirken biz istedik yani. Oyunculara bakıyorum hepsi iyi niyetli. Oynamayanlar şu anda orada heyecanla oynamak istiyor. Yani bazen ben de hata yapıyorum birini onun çıkarırken. Az değil. Burada olanlar bunun kıymetini bilecekler. Bundan sonra maç oynarken de bu duyguyla yaşayacaklar. Buraya gelmek yetmez. Bundan sonraki her maçta ben Fransa maçına nasıl kadroya girerim, İzlanda'da nasıl oynarım diye düşünmeli. Buraya hiç gelmeyenler de o kadroda ben nasıl olurum? Rekabet olmalı. Ne üzerinde? Futbol üzerinde. Dedikodu, yıpratma, o iyi, bu kötü, sağ dışı. Yani bunları yaparsak döneriz eskiye. Bana da bir şey olmaz. Yani bana da derken ben de giderim, çok önemli değil. Zaten gelip gidiyoruz. Yani burada üretecek olan biziz, birlikteyiz ama sorumlusu benim. Bırakın başarısız sorumlusunu alayım. Başarısızlığın sorumlusu. Ama işi yaparken birlikte yapalım. Benim sizden tek beklentim var. Ben medyadaki bütün arkadaşlar aynı şeyi söyledim. Size de paylaşmak isterim. Çünkü herkesin birbirini sevmek mecburiyeti yok ama herkesin bir saygıyla kalışıp birlikte çalışacağı bir döneme ihtiyaç var. Fransa, İzlanda maçı bizim talihsizliğimiz. Yani burada nasıl kolay maç deniyorsak orada da iki tane üst üste maç sadece bize oldu. Yani üst üste olması. Ama bu mazeret değil. Çıkıp oynayacağız. İkisinden 6 puan mı alırız? 4 puan mı? 3 puan mı? 2 puan beraberlik mi olur? Bilmiyoruz. Ama o daha sonraki konuşacağımız. Ama şu anda bu maçla ilgili aldığımız 6 puan en azından yarışta 6 puanla başlamış. Ve oyun olarak da görüyorum söyleneni yapmaya çalışıyorlar. Geriden oyun kurmada, hücumda, baskıda, oyunu geçişlerde. Bunu görebiliyorsak ve bunu da desteklersek yoksa o biz süperiz dersek hata yaparız. Doğrular var, eksikler var. Oraya gelen seyircilerin de izlerken bir keyif alacağı maç istedim. Çok yavaş oynanan bir dönem vardı ilk başlangıçta. Sonra daha sonra bunu hareketlendik, pozisyon bulduk, gol kaçtı, kızdım. Yani oyuncular birbirine kızdı, niye kızdı? Ama kızalım birbirinize. Ama iş yapalım kızalım. Üretelim de kızalım. Söylemeye çalıştığım şey o. Bunu yapacak gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimizin de olduğunu bilelim yani. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Eksik kaldı mı bilmiyorum sorunuza. Tamam, teşekkür ederim. Erkut Bey. Evet, Şenol Güneş'in basın toplantısından yansıyanlar bunlar. Daha devam ediyor ama bizim programımızda bir 10 dakika kaldığı için Ali Ece'ye ben söz vereceğim burada. Golleri konuşuyorduk. Tabii tabii. İkinci golle devam İlk edelim. İlk golde böyle Hasan Ali. Şimdi gelelim ikinci gole. Şimdi burada Hakan Çalhanoğlu geniş alanda topla buluşunca ne kadar etkili dribling yapabildiğini, oyun vizyonu ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda işte Burak Yılmaz ve Cenk Tosun ikilisinin statik oynamadığı zaman ne kadar birbirlerini iyi tamamladığı. Çok güzel şurada yani sol ayağıyla açıyor Burak Yılmaz Cenk Tosun'a. Maçtan önceki basın toplantısında Burak Yılmaz bunu dedi. Cenk Tosun'la oynarken biliyorum, ben biliyorum. Daha rahat ediyorum. Çünkü birbirimize benzer golcüleriz. Ben de Cenk Tosun'la oynasam rahat ederim. Yani şöyle zaten
bütün santraforlar inan bu 4-3-3'ler, 4-2-3-1'ler yani tek santraforlu düzenler futbola hakim olduğundan beri İlhan Mansız söylemişti bana 2003 yazında. Sonra bir Şampiyon Ligi maçından sonra da söylemişti. Mircea Üçesk yönetimindeki Beşiktaş'ta oynarken. Herkes söylüyor bunu. Bobo söylemişti. Nobre söylemişti Bobo'yla alakalı. Yani konuştuğum oyunculardan bahsediyorum. Haklılar. Ben de santrafor olsam. İkinci bir santraforla. Hele böyle statik olmayan biriyle oynamak çok isterim. Paylaşa paylaşa. Fransa milli takımında jüriyi oynatma sebeplerinden biri işte Mbappe ile Griezmann'ı da oynatmak için. Yani evet jüri Dünya Kupası'nda gol atamadı. Hatta final bitti yine vurdu. Maç bittikten sonra o da girmedi. Güldü insanlar ama Dünya Kupası kazanılmasında da Griezmann'la Mbappe'nin muazzam katkısı var. Onları sırtında taşıyan jüri oldu. Bizde roller o kadar keskin değil. Bizde jüri yok. Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu arkalarında ve Deniz Türüç. Gerçekten iyi dörtlü. Yani bunlar kendi takımlarında merkez forvet oynayan iki oyuncu Burak'la Cenk. Şenol Güneş zaman zaman Cenk Tosun'u özellikle böyle Abu Bakar varken, çünkü Abu Bakar da sabit bir santrafor değildi, çok hareketliydi. O da mobil bir oyuncuydu. Ne kadar hareket o kadar bereket tarzı bir oyuncuydu. Cenk, Burak da bu yaştan sonra yani mesela bir ara çünkü Trabzon'da sakatlıkların da etkisiyle şu bu sezonun ilk yarısında özellikle biraz fazla bir statik oynamaya, hep savunma arkasını ortadan koşu yapmaya çalışıyordu. Beşiktaş'a geldiğinden beri de yine böyle çok boyutlu oynamaya başladı. Bugün de milli takımda bunun katkısını gördük. Ya Şenol Güneş yönetimindeki Burak Yılmaz bambaşka oluyor. Bu bir gerçek. Fatih Terim yönetiminde de çok iyi maçları var Galatasaray'da. Ayrı, Şampiyon Ligi'nde falan. Ama Şenol Güneş ile Burak Yılmaz yani böyle hakikaten herhalde bir röportajda sorarlar. Hayatta babası, annesi... Ondan sonra birkaç kişiyi daha hani çok seviyordur ama meslek hayatından herhalde Şenol Hoca'ya çok şey borçlu olduğunu da o da söyler sorulursa. Üçüncü golü de rica edelim arkadaşlar. Hemen penaltı sonrası. Evet gelen penaltı kornerde. Kaçtı ama hop golü attık. Burada kaleci hatalı çıkıyor efendim. Benim hakkımı vereceksin. Tabii sen şimdi penaltı kaçtı dedin ki önemli değil. Ha bu arada bir dakika sen kimsin ya? Deniz Türüç'ün kornere bak oğlum. Çok ya acayip. Deniz Türüç... Bak Deniz Türüç'ü ben hep böyle oyunlarda alırım. Ortaları falan çok iyi. Deniz Türüç'ü hocam oyunlarda alırım. Öyle Almanya falan da alırım ya. Zaten Hollanda'da yetişmedim Deniz Türüç. Evet. Bu Almanya'da Hollanda'da takım çalıştırırken oyunlardan Deniz Türüç'ü alırım ben. Mönchengladbach olsun. İşte Twente'yi çalıştırırım Hollanda'da alırım. Niye? Kornerler acayip. Yani çok adresi tehlikeli. Teslim. Çok iyi. Harika. Şurada kaleci hatalı çıkıyor ama Deniz Türüç o hataya zorluyor. Çünkü top acayip bir kavis alıyor Deniz Türüç'ün kornerlerinde. Bu ancak hocam ve çalışarak olur. Sırf yetenekle olacak bir şey değil bu. Vallahi Cevat Prekazi falan böyle korner atıyordu. Şimdi adamın bir kitabı da çıktı hatırladım. Çok acayip. Hem sert atıyor hem de top yukarıda bayağı böyle ayak içi göndermiş gibi evet, kavis alıyor. Ve iniyor yani bir anda da evet, iniyor. Bir anda iniyor. Kaleci gerçekten iniyor. Zorlayan bir pozisyon. Evet, baksana. Kesinlikle. Çalışarak olur çok hocam. Çok yüksek gelip bir anda olmaz. İniyor. Sen ben hayatta atamayız böyle ya. Atamayız. Anca böyle onun attığına da vurursun. Kele Cenk Tosun'u ilk kere vursun. Savunmacıdan markajdan da güzel sıyrılıyor. Bu da en Beşiktaş'ta da atabiliyordu da. Premier Lig'de de bunları yani oynamasa da çok. Premier Lig'de antrenman bile yapınca. Önemli özelliklerinden biri zaten her pozisyonda gol atabilmesi. Evet. Her türlü golü atabiliriz. Her türlü golü atabiliriz. Evet. Dördüncü golü de rica edelim. Dördüncü golü de rica edelim. Son golümüz. Orada da yine Hasan Deniz Türüç'ün ortası. Yok Deniz Türüç ortası evet. Bak Hasan Ali artık o kadar iyi orta yapıyor ki Deniz Türüç'ü göle karıştırıyorum yani onu söyleyeyim. Deniz burada Türüç'ün güzel olan. Asistle oynadı bugün. Burada güzel olan sevgili Kaan vurmasa Merih de vurabilir. Evet. Merih'in de hiç fena değil. Bu pozisyon kafa vuruşu. Tabii Kaan Ayhan daha tecrübeli, daha da uzun zamanda milli takımda oynuyor. Bazen sağ bek oynuyordu, bazen ön libero oynatılıyordu. Hakikaten hepsinde oynayabiliyor ama bariz en iyi bir stoperde oynuyor Kaan Ayhan. Bu da gerçek Kerem Gürel. Ya bugün aslında bu 4 golü de yorumlamak gerekirse yine aynı yere geleceğim ama işte yani duran top organizasyonu sıkıntı yaşıyorduk, gol atamıyorduk. Abi hepsi paslaşarak yani ya. Ben neydi top, o ya bu? Neydi ya? Paslaşa paslaşa kaleciye kadar gidiyorlardı. Bir de kaleci Sinan Bolat hani dediğim gibi böyle ayakları çok iyi olan bir Mert olsa nihayet Mert Günok da oynamaya başladı kardeşim. Evet. Konuşmayayım diyorum da bir turnuva boşa gitti ya. Maalesef. Hatta bir turnuvadan fazlası da boşa gitti yani. Ulan o İskoçya var ya Kazakistan'a 3-0 yenilen. O Avrupa Uluslar Ligi'nde şeyi kazandı biliyor musun? Playoff hakkı kazandı. Herif hocayı falan değiştirse yine gitme şansı var o playoff sayesinde. Biz ne yaptık? Küme düştük. Saçma sapan bahanelerle. Her maçtan sonra yok yabancı sınırıymış. Yok Hakan Balta niye oynamıyormuş falan filan yani.
Valla boşa zaman geçti. Kabus gibiydi ya. O kadar sevdiğim Mösyö Lüçescu'yu nasıl kabusa döndü ya? Hakikaten sen öyle. Sen ol. Birkaç teknik adam hariç kimseyi öyle çok sevme ya. Abi hakikaten zaman her şeyin ilacı deniyor ya. Bazen de zaman çok acımasız olabiliyor. Bana demiyorsun herhalde. Yok canım sen iyisin. Şunu söylemek... Senin resmini gördüm, 17 yaşındasın, gitar çalıyorsun, tip aynı ya. 3-5 beyazım var o kadar. Bir de evet, benim halime bak. Şunu söylemek istiyordum. Yani duran toptan gol bulduk, topa baskı yaptık. Hızlı top hücumla gol bulduk. Ve hücum organizasyonunda da gol bulduk. Yani gerçekten bu anlamda hep aynı şeye geliyoruz ama da çok yani Moldova'yı da veya Arnavutluğu da gerçekten es geçmek olmaz. Gerçekten maçları kazanamadığımız dönemler var. Hakikaten ya. Sanki zannedersin her maçta Moldova'yı 7-0 yeniyoruz, bu 4-0'ı küçümsüyorsun, bir de penaltı kaçmış ya. Senin için söylemiyorum. Abi Arnavutluğu daha yeni yenildik ya. Vallahi ben çok sinirlenmiştim o maçta. Bir de şey diyorlardı. Abi ama o kadar kızma. Niye kızmayayım dedim. Ya abi bu Arnavutluk kaç dakika Fransa'dan gol yemedi Avrupa Şampiyonası'na. Ah. Şöyle ne bir şey oldu? Var. Yani bizim şimdi yine kriter Fransa oldu. Yani hedefimiz bizim Fransa değil yani. Biz Fransa'nın ardından yani ikinci olarak gruptan çıkmayı hedeflemeliyiz. Gerçekçi hedef o tabii yani. Ama Fransa'dan puan dünya alsak... Dünya şampiyonu. Ballı kaymak tatlısı, ben sana söyleyeyim. Bu arada İlker şeyi de rica edebilir miyiz? Ulan fikstürü... Messi ile Arjantin 4-7 değil mi Fransa'da? Evet. Ya. Ya. Lütfen ya. Fikstüre gelin. Fikstürümüz de bu. Az önce evet. Şenol Güneş'e de sordular. Yani Fransa ve İzlanda ile üst üste oynamamız bizim için bir şanssızlık dedi ama sen nasıl görürsün? Bu fikstür benim adımdan... Çok şanssızlık. Şu anda Haziran. Evet yani. Çünkü ben yani şampiyonluk finansı 2 Haziran'da tatile çıkmayı planlıyordum. Nasıl olsa gittiğin yerden izlersin hocam. Nasıl olsa Lucescu teknik direktör. İlk iki maçtan şansımızı kaybederiz diyordum hocam. Rezervasyon yaptırdım. Şimdi tabii Şenol Hoca o zaman yoktu piyasada. Bu oyuncu grubu da yoktu. Ne yapalım, gidip geleceğiz. Zaten şu Türkiye-Fransa maçını mümkünse Fransızlarla izlemek çok istiyorum. Maça da gitmek isterim ama Fransızlarla izlemeyi tercih ederim. Yani şöyle hakikaten bir... Ben hiç hatırlamıyorum Fransa'yı yendiğimizi. Sen hatırlıyor musun? Yok, bir kere daha Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra oynamıştık. Sanırım o böyle hazırlık maçıydı. Hatta işte Mustafa Denizli hocaydı teknik direktörümüz. Böyle hocanın güzel bir akıl oyunları vardır ya. Saffet Sancakkı diyor ki hocam bunların stoperleri hep işte duran toptan gol atıyor. İşte Düzay'ı. Blöböf, Blan işte bırakmış mıydı, bırakmamış mıydı artık ama o da atıyordu. İkinci turda Paraguay'a atmıştı. Safra Sancakkı soruyor, Mustafa Hoca diyor ki o kadar iyi oynamalıyız ki korner bile atamayacaklar diyor. Hakikaten ilk korner döneminde yiyoruz. Yani o iyi bir dönemimiz ha bizim de yani. Ne? 2000 Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. 2000 Dünya Kupası'na gideceğiz. O kadronun nüvesi yani %51'i orada zaten işte oluşmuştu. Fransa ile oynamak çok zor tabii ama bir puan alsak müthiş. Daha fazlası. İzlanda maçı da şu anda başladı. Evet, şimdi İzlanda kesinlikle eski gücünü de ama yine böyle sevgili Hasan Şaş'ın söylediği gibi hiçbir zaman olmadılar. Zaten bize karşı hiç öyle olmadılar. Bizim zayıf noktalarımızdan faydalanıyorlar. Bu da nedir? Korner savunmamız. Bugün beğendim korner savunmasını. Ben de Moldova'nın tek gol atma şansı zaten kornerden. Maçın başında iki tane korner attılar. Acayip heveslendiler. İyi. Merih'in sıçrama özelliği bayağı iyi. Kaan Ayhan'ın da iyi. Ozan Kabağ'ın da iyi. Ya bir de şunu da düşünelim. Ama bunu böyle takımca savunmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Saffet Sancaklı'nı Mustafa Denizli'ye sormak istediği soru o aslında. Takım yani. Savunmasına bak. Takımca savunursan o kornerleri yeme ihtimalin daha azalıyor. Şunu da es geçmemek lazım. Son bir dakikamız ama özellikle savunma hattının daha yeni oturduğunu ve iki maç beraber oynadıklarını da aklımızdan hocam, çıkarmayalım yani. Orta saha güçlü. Orta saha güçlü olunca modern futbolda savunma, hücum arası geçişler daha kolay oluyor. Savunmanın oturması da daha kolay oluyor. Yani tekrar konuyu eski teknikleri getirmek istemiyorum ama geliyor. O kadar muhafazakar, bu kadar takımın gücünü kısıtlayan, ofansif gücünü küçümseyen orta sahalar kuruyordu ki Mösyö Lüçescu. Olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Neyse gitti bitti. Bu da bir daha söylüyorum. Bakın Beşiktaş yönetiminde o Şenol Güneş'i istemeyenler varmış ya. Ya hoca da söylemiyor bir türlü, keşke söylese. O Şenol Güneş'i istemeyenler gerçekten Razvan Lüçescu'yu istiyorsa... Lüçescu kontenjanından buyurun. Lüçescu'nun yardımcısı, Moldova'nın hocası maçta önce diyormuş ki biz Türkiye'yi yenebiliriz falan. Peki. Diyorum son. Onlara ya. Lüçescu'nun yardımcısı ya, oğlu bilmiyorum. Hani oğlunu yardımcısı yapmamış. O kadar güvenmemiş. Yardımcısı bu yani. Hani eldeki malzemeyi de bilmiyor. Şeyi de bak, Şenol Güneş nasıl Lüçescu sonrası Şenol Güneş yönetimindeki milli takım yükselişi. O grafiğin aynısı negatif olarak ben sana söyleyeyim. Yani. Bir sürü iyi hoca var. Saçmalamayın. Yeni hoca var, modern hoca var, modern fikirlerle bezenmiş hoca var. Lütfen. Peki. Ali Ece teşekkürler. Değerli izleyenler, sizler de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Orta noktanın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.